Sayın Milletvekili, çok değerli müftümüz, Bursa'mızın saygıdeğer çocukları, sevgili çocukları, saygıdeğer hanım kardeşlerim, çok değerli Bursalılar, bu akşam burada bir Ramazan iftar sofrasında sizlerle, özellikle öksüz ve yetim aileleriyle bir arada olmaktan mutluluk duyduğumu ifade ediyor. Rabbime şükrediyor. Rabbim Ramazan'ınızı mübarek eylesin. Ramazan'ın rahmetini, bereketini, mağfiretini cümlenizin hanelerine nasip etsin. Ve inşallah daha huzurlu, daha mutlu, daha bereketli Ramazanlarda ve bayramlarda buluşabilmeyi Rabbim bizlere nasip etsin. Özellikle büyük bir milletin ve büyük bir medeniyetin mensubu olan bir anlayışın mensuplarıyız. Ve bu medeniyet garibin kurabanın, fakirin fukaranın ve yetim ve öksüzün yanında olmayı, darda ve zorda olanın yanında olmayı bir Müslümana kardeşin emri olarak söyleyen bir medeniyetin mensuplarıyız. Allah'a şükürler olsun ki Müslümanız. Rabbimize şükrediyoruz. İslam dininin en büyük özelliği kardeşliktir. Yine en büyük özelliği paylaşmaktır. Türkçemizde güzel bir söz var. Acılar, sıkıntılar, zorluklar paylaşıldıkça azalır. Mutluluklarsa paylaşıldıkça çoğalır. Biz Rabbimizden duamız o ki paylaşarak sıkıntılarımızı azaltalım ve yarınlarda paylaşarak çoğaltacağımız mutluluklarımız olsun. Dünya kader öyle bir şey. Bazılarımızı sıkıntılarla imtihan ediyor. Bazılarımızı zorluklarla imtihan ediyor. Bazılarımızı da imkanlarla ve makamlarla imtihan ediyor. Rabbim bize imkan ve makam nasip etti. Ama sizlerden duamız, talebimiz bize dua edin. Bu makam ve imkan imtihanını verebilmeyi Rabbim bizlere nasip etsin. Sizlere de sabırla, yine daha çok umutla ve güvenle bakabilmeyi, birlikte güç doğar anlayışıyla bu inanç, bu din, bu dinin mensupları kardeşliği merkeze alan, dolayısıyla benim tanısam da tanımasam da kardeşlerim var. Bu kardeşlerime inanıyorum, güveniyorum. Onlar beni, benim evlatlarımı, benim çocuklarımı yalnız bırakmaz. Hele hele benim bu değerlere duyarlı bir yönetimim var. Bu yönetim anlayışı, başta Cumhurbaşkanı, sonra hükümeti, sonra bakanları ve milletvekilleriyle mutlaka ama mutlaka darda olanın, zorda olanın, sıkıntıda olanın yanında olur. Onun namerde muhtaç olmayacak her türlü desteği verir. İnşallah böyle güçlü bir devletin, böyle güçlü bir milletin güçlü devleti olmalı. Bunu yarınlarda daha güçlü başarabilmeyi Rabbim bizlere nasip etsin. Ve sizlerle birlikte dualarımız olsun ki kardeşliğimiz güçlensin. Dualarımız olsun ki sıkıntılarımızı paylaşarak azaltalım. Bu Ramazan günlerinde gerçekten bu salonlarda olanların dışında bugün İslam coğrafyasında sıkıntıda olan çok kardeşlerimiz var. Akan kanın, akan gözyaşının yanında birçok çocuklarımız yetim kalıyor. Birçok evlatlarımız öksüz kalıyor. Ve inşallah buralardaki dualarımız bizim coğrafyamızda, özellikle ümmet coğrafyasında akan kanın ve gözyaşının dinmesine, eşlerin, kadınların eşsiz kalmasına, evlatların annesiz babasız kalmasına bir son olmasını Rabbimden niyaz ediyoruz. Ve inşallah bütün dualarımız Rabbimin katında kabul olan dualardan olsun. Yarınlarımız bugünden daha huzurlu olsun, daha bereketli olsun ve kardeşliğimiz daha güçlü ve daha daim olsun diyorum. Sizlerle bir arada bu akşam bu sofrayı paylaşan imkan sahibi iş adamlarımıza, imkan sahibi sosyal sorumluluk duyarlı olan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum.
Rabbim kime bir dakika sonra ne vereceğini hiçbirimiz bilmiyoruz. Bir bakarsın engelli olmuşuz. Bir bakarsın bir başka sıkıntının mensubu olmuşuz. Ama paylaşarak azaltabilen dostlarımız, kardeşlerimizin var olduğunu bilebilmek en büyük zenginliğimizdir. Rabbim bu tür zenginliklerimizi, manevi zenginliklerimizi sabır nimetiyle, merhamet nimetiyle, paylaşma nimetiyle ve birlikte birbirimize omuz verme nimetiyle, birlik olma nimetiyle bereketlendirsin diyor. Sizleri tekrar Ramazan'ı tebrik ediyor. Rabbim milletimize de, ümmetimize de daha huzurlu, daha huzurlu ve daha bereketli Ramazanlar ve bayramlar nasip etsin diyor. Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Geceniz mübarek, yarınlarınız bereketli olsun diyorum.